Herkese merhaba, Hahonç ben. Vansum'un oyununun kapsamlı bir rehberini yapmak istedim. Açıklamalar kısmından istediğiniz rehber içeriğinin dakikasına tıklayarak diyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten Discord sayfamı da belirteceğim. Olur da atladığımız bir şey varsa Discord sayfasından veya YouTube yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Hatta Discord'a katılırsanız beraber oynama imkanımız da olur. Dungeon'lara, etkinliklere, Prime War'lara beraber katılabiliriz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Öncelikle Vansuman oyunundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, oyun ücretsiz bir şekilde sunuldu. Herkesin faydalanmasını istiyorum. Çünkü bu oyun herkesin oyun zevkine hitap edebileceği noktalar barındırıyor. Yani siz aksiyondan hoşlanıyorsanız savaşın kralını yaşayabilirsiniz burada. Yani istediğiniz silahları kullanabilirsiniz. Silah zenginliği mevcut. Savaşlar mevcut. MMORPG oyuncusuysanız dungeonlar mevcut, zindanlar mevcut, world bossları mevcut, bunların seviyeleri mevcut. Casual, rahat bir oyuncuysanız yapınızla uğraşabilirsiniz, evinizi yapabilirsiniz, çok ince detaylara ulaşabilirsiniz. Oyunda fotoğraf makinesi var, çoğu oyunda olduğu gibi resimler çekebiliyorsunuz. Hem selfie yapabilirsiniz, hem manzara resimleri çekebilirsiniz, bulduğunuz ilginç bir şeyin resmini çekebilirsiniz. Bu çektiğiniz resimleri dahi evinize pano asıp o panoya bu resmi koyabiliyorsunuz. Yani çektiğiniz bir resmi evinize asabiliyorsunuz. Çok hoş ayrıntılar barındıran, her detaya değinen ya da puzzle'la, bulmacayla, keşifle uğraşmak istiyorsanız motorunuza atlayıp haritanın herhangi bir noktasında bir anda karşınıza bir bulmacayla karşılaşabilirsiniz. Onun sonucunda güzel ödüller elde edebilirsiniz. Son zamanlarda çıkan Palworld var mesela, işte bir anda kasıp kavurdu her yeri. Benim yaş grubum anlayacaktır, Pokemon'lardan bahsediyorum. Bunları alıyorsun işte, çalıştırıyorsun köle gibi, işte savaşabiliyorsun falan. Aynı sistem burada da var. Bizim de güzel devilerimiz var. Onlara ben gene Pokemon demeye devam edeceğim. Yani herkese bir şekilde bir yerden dokunan çok güzel bir oyun. Ücretsiz. Bu şekilde de faydalanmanızı istiyorum. Discord sayfamda açıklamalar kısmında bildirdim. Oradan da merak ettiklerinizi, rehberin dışında unuttuğunuz bir şey varsa sorabilir. Hatta katılarak mümkün olduğunca beraber zindanlara, world bosslarına katılabilir. Bunlarla ilgili taktikleri de bahsedebiliriz. Hem Discord'da bekliyoruz, hem de YouTube için aboneliğinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Rehbere geçelim. İçerikleri çok uzun tutmak istemiyorum ama ilk başta rehberimin ilk içeriğini bu arkamda gördüğünüz oyun makinesine ayırmak istedim. Bunu evinize kurduğunuzda Wish Machine çok tatlı bir oyun makinesi gibi gözükebilir size. Burada tıkladığınızda Luna Parklarda gördüğünüz oyun vardı ya, böyle kafasını çıkartır bir şey, onu sopayla vururuz. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Her bir vuruş bize ödül verse dahi 500 Star Chrome kullanıyor. Arkadaşlar, Star Chrome sizin için çok değerli bir materyal. Biz oyuna başladığımızda bu tatlı makinenin bize bunu yapacağını bilmeden çokça oynadık ve çok fazla biriktirdiğimiz Star Chrome'ları harcadık. Bu Star Chrome'larla, evet, burada bize bahsettiği bu ödülü alma imkanımız olsa dahi bu makineye F değil de G ile tıkladığınızda Star Chrome'la alabileceğiniz silahların ödüllerini görüyorsunuz. Yani 8000 Star Chrome karşılığında alabileceğiniz Legendary silahların hepsi burada mevcut. Ya da kıyafet set parçalarınızı veya seti komple alabileceğiniz 3000 Star Chrome karşılığı set parçalarınız mevcut. Bu şu denli önemli. Tamam, buradan geldiniz, başta kumar oynadınız ve gidip bu silahı düşürdünüz buradan. Çok güzel. Şansla belki de ilk vuruşta düşürdün. 500 Star Chrome karşılığı 8000 değerindeki bir Legendary silahı almış oldun. Fakat burada almış olduğun silahın mesela özelliği Burn. Bu sefer bu silahı aldıysan senin Burn build'i yapman gerekiyor. Burn'le alakalı gitmen gerekiyor. Belki de başka bir build yapmak istiyordun. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Burada en başta gelip de harcamayın. Star Chrome'larınızı biriktirin. İstediğiniz build'i yapın. Build'i yaptıktan sonra gelip buradan işte herhangi bir blueprint parçası düşürmek için ya da ödülleri almak için bu oyunda keyfine varın. Bizim düştüğümüz hatayı yapmayın diye ilk önce rehberin önemli ilk kısmını buna ayırdım. Bu oyun makinesine dikkat diyorum. Star Chrome'larınıza sahip çıkın. Build'inizi yapın. Ondan sonra gelip dilediğinizce
oynayın. Çokça sorulan sorulardan bir tanesini şimdi söylemek istiyorum. Arkadaşlarınızla beraber oynuyorsunuz. Aynı serverda açtınız. Fakat hala parti kuramıyorsunuz. Bunun yanıtı şu. Hemen minimap'in üstünde gördüğünüz gibi World 4 yazıyor. Yani aynı server'ın içerisinde olsanız bile server yoğunluğunu azaltmak adına farklı world'lere ayrılmış durumda. Arkadaşın aynı server'ın içerisinde World 5'te olabilir. Sen World 4'te, diğeri World 8'de olabilir. Parti kurup beraberce takılabilmeniz için aynı world'de olmanız lazım. World transferini haritadaki bu gördüğünüz radarda gerçekleştirebilirsiniz. Buna geldiğinizde istediğiniz world'e hangisine geçmek istiyorsanız geçebilirsiniz. Bir püf noktadan daha bahsetmek istiyorum. Eğer arkadaşlarınızla parti kurdunuz, işiniz bitti, evinize döndünüz. Bir baktınız tekrardan World 3'e dönmüşsün. World 8'e arkadaşının yanına geçmiştin. Tekrardan World 3'e dönmüşsün. Bir daha takılabilmek için bir daha World transferi yapıyorsun. Bunu da yapmana gerek yok. Şunu söyleyeyim. Hepiniz bir tane World seçin. World 5 atıyorum. World 5'e gidin. Evinizi oraya taşıyın. Eviniz hangi World'de ise hep o World'de takılacaksınız. Bu sefer de yapmanız gereken şey World 5'e diyelim geçtiniz. Hemen B'ye basıyorsunuz. Oyun size zaten yapının nasıl yapıldığını göstermiş olacak. B'ye bastıktan sonra Z'ye bastığınızda evinizi direkt ne inşa ettiyseniz hiç fark etmez. Boş bölgelere direkt taşıyabiliyorsunuz. Mesela burası boşmuş. Buraya taşıyabiliyorsunuz. Evini World 5'e mi taşıdın? Bundan sonra hep sen World 5'te doyacaksın. Oyuna girdiğinde, evine döndüğünde. Bütün arkadaşların aynı bölümde olduğunuz zaman, istediğiniz zaman oyuna girdiğiniz gibi parti kurup takılmaya başlayabilirsiniz. Yapıyla alakalı ayrıntıları bahsetmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi herkes yaratıcılığına uygun yapılarını yapıyor. Sadece birkaç tane püf noktadan bahsetmek istiyorum. İnsanlar bunu atlıyor ya da öğrenmiyor. B'ye bastığınızda haritanın diyelim belli noktasında biz doğduk. İlk başta level kasmaya bu bölgede başladığımız için evinizi burada bir yere inşa ediyorsunuz. Sonra ilerledikçe daha önemli spesifik noktalara evinizi taşımak istiyorsunuz. Buradaki evi yıkıp buraya gidip yeniden inşa edenler gördüm. Buna hiç gerek yok. B'ye basıp Z'ye bastığınız anda evinizi komple iç unsurlarıyla dış unsurlarıyla boş bir alana tıklayarak direkt taşıyabilirsiniz. Eğer o alan doluysa ya da müsait değilse kırmızı gösterir. Buraya tıklayarak direkt gerçekleştirebilirsiniz. Bir de gördüğünüz gibi konsol tuşuna bastığım için ben uçuş modundayım şu an. Evinizi yaparken yürüyerek inşa etmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz materyallere uygun, burada duvar, yapı, çatı, matı, neyi seçerseniz uçuş modunda evinizi hızlıca yapabilirsiniz. Mevcut ev benim arkadaşımın evi. Tam da piramitlerle alakalı konuşma yapıyorduk. Yeni taşındığı yere kendisi bu şekilde bir inşa gerçekleştirdi. İstediğiniz yaratıcılıkta evinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de mevcut iki seviye var şu an evinizle alakalı arazinizi geliştirebilmek için. Arkadaşlar bu cihaz evinizde zaten var. Evinizin temel materyali bu. Buna geldiğinizde seviye 2'ye yükseltebilirsiniz. Tıklayacaksınız. Ben seviye 1'deyim. Sizden birkaç bir şey isteyecek. Onları verdiğinizde seviye 2 yapacaksınız. Bu şekilde arazinizin metrekaresi artmış olacak. Normalde buraya kadar kurulum yapabiliyorsanız artık arazinizi ekstradan dönümü artmış, buraya kadar ilerlemiş olacaksınız. Bir de bunu söylemek istedim. Bazıları hala seviye atlatmayı bilmediği için kısa bir parsel içerisinde inşaat yapmaya çalışıyor. Bir önemli püf noktasını daha bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir çok güzel bir ev yaptınız. Bu evi kaybetmek istemiyorsunuz. PvP serverında oynamış olabilirsiniz. PvP serverında sizin evinizi saldırmış, yıkmış olabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, yaptığınız evi buraya gelip kaydedebilirsiniz. Daha sonra yaptığınız bir evi tekrardan yaparken, ya burayı nasıl yapmıştım, şurayı nasıl yapmıştım, çok da beğeniyorsun evini. Bununla uğraşmamak için direkt buraya gelip tıklayarak mevcut evini save'leyebilirsin, kaydedebilirsin. Başka bir yerde tekrardan o evi tek tıkla, gerekli materyaller üstünde olduğu sürece tek tıkla kurabilirsin. Ya da oyuna yeni başladın. Daha çok oyun içerikleriyle ilgileniyorsun. Evi şöyle hemen böyle bir yapmak istiyorsun.
burada hazır presetler var. Bunlara tıkladığında burada ilk başta wooden materyalleriyle yapılan ev var. Gerekli materyalleri sağlarsan ve talent ağacında ilerlersen yapı ile alakalı taşa geçebilirsin. Ya da daha da önemlisi güzel modern bir çağa geçip gerekli bu materyaller üzerindeyse build tıklayarak direkt bu evi hazır evi inşa edebilir. Hiç uğraşmadan oyunun diğer içeriklerine devam edebilirsin. Arkadaşlar ben de çok görev olmadığı için şu an çok bahsedemeyeceğim ama 3 tane görev seçeneğiniz var. Mavi, sarı, turuncu. Turuncu olan şu journey görevleriniz. Bu journey görevleri sizi oyun oynadıkça ne yapmanız gerektiğini hafif hafif öğreten görevler. Yapıyla alakalı, dışarıdaki keşifle alakalı, balıkçılıkla alakalı, tuttuğunuz Pokemon'lardan yararlanmayla alakalı oyunu size hafif hafif öğreten görevler, turuncu görevler. Bunun dışında sarı görevler sizin takip etmeniz gereken ana görevler, mavi görevler de yan görevleriniz, side questleriniz. Hepsini yapmanızda fayda var. Hepsi çok güzel çeşit çeşit ödüller veriyor. Bunları kaçırmayın, görevlerinizi takip edin. Evet, teleport sistemine gelelim. Bazılarının kaçırdığı bazı teleport noktaları var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar haritanızda oyuna başladığınızda şu radar noktaları zaten teleport tower olarak yazıyor. Bunlara gri olur. Bir defa gidip dokunduğunuzda aktif yaparsınız. Artık bu noktalar arası açtığınız teleport noktaları arası direkt tıklayarak enerji harcayarak teleport olursunuz. Bir de oyunun içerisinde kamplarımız var. Şu gördüğünüz su damlası ve altındaki dişlerinin olduğu yerler kamplar. Bu kamplar size yan görev, ana görevler veren, bazı etkinliklerden elde ettiğiniz puanları kullanarak alışveriş yapabileceğiniz NPC'lerin bulunduğu bir kamp. Bunlar DOS kampları. Bunların içerisinde de aynı böyle teleport noktaları var. Bunları da gidip açarsanız teleport noktalarından veya kamplarınızdan istediğiniz gene noktaya ışınlanabilirsiniz. Işınlanmak için bu noktalara gitmeniz gerekiyor. Lakin eviniz var veya arkadaşlarınızın evi de olur. Haritanın istediğiniz noktasında teleport noktası olmamasına rağmen diyelim ki buradasınız. Evinize tıkladığınızda buraya gelip ya da arkadaşınızın evine tıkladığında mesela uzaktaki bir arkadaşımı seçeyim. Arkadaşınızın evine tıkladığınızda teleport noktasına ihtiyaç duymadan F'ye basılı tutarak direkt onun yerine ışınlanabilirsiniz. Evinizden de istediğiniz teleport noktalarına ışınlanabilirsiniz. Bunun süresi, evinize ışınlanma süresi 10 dakika cooldown var arkadaşlar. Bir de bahsetmek istediğim, haritada şu sağ sol altta yazan kırmızı etkinlikler var. Mevcut bir etkinlik varsa direkt bu etkinlik burada gözükür. Bu etkinliğe tıkladığınızda şurada balık etkinliği var mesela. Bu etkinliği tıkladığınızda da haritanın neresinde olursanız olun direkt ışınlanabilirsiniz. Aktif bir Prime War olursa, Dünya Savaşı olursa, aktifse direkt buradan teleporta basarak oraya katılabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Talent ağacı konusuna gelelim. Tab'a bastığınızda oyunun içerisinde hemen şuradaki Cradle'a geldiğinizde Memetics var. Burası sizin talent ağacınız. 4 tane farklı ağaçtan istediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Neredeyse hepsini açabiliyorsunuz bu arada. Açamadığınız birkaç tane oluyor. Bunun püf noktasını bahsedeceğim sadece size. Diyelim ki geldiniz buraya. Sonuna kadar açtınız. Artık Legendary yemekler craftlayabiliyorsunuz. Ama evin modern çağına ulaşamadınız diyelim. Yani şunları açarak modern şekilde evinizi, yapı inşaatını yapamadınız. Başka bir yerdeki puanlarınızı silersiniz. Geri alırsın talent ağacı puanını. Buraya gelirsin. Buradaki işte şu legendary mermi craftlamaya vermişim. Resetleyerek buradaki talent puanını alıp gelip yeterli olana kadar silip gelip yapı inşaattaki bu unsurları açıp evini yapabilirsin. Evini yaptıktan sonra o puanları sildiğin zaman evin yıkılmıyor. Bunu şey gibi düşün. Yapmayı biliyordun, yaptın. Sonra yapmayı unuttun. Sildin talent puanını. Sonra yapmayı unuttun. Git legendary işte mermi ya da şey yapmayı öğren. Aa hatırladım dersin. Yani bu şekilde puanlarınız arası transfer yapabilirsiniz. Bir de hemen sol yukarıda gördüğünüz boost seviyemiz var. Bu sizin DPS'inizle alakalı bir durum değil. Hasarınızı arttıracak bir bölüm değil. Burada
yapı inşaatla, craftla, lootla alakalı, evinizle alakalı tercihlerde bulunuyorsunuz. Bu tercihler, eğer bir craft yapıyorsanız, craftladığınız ürünün süresi 10 dakikaysa onu kısaltabilecek şeyler. Daha hızlı loot yapmanızı sağlayacak şeyler. Oyun tarzınıza göre buradan seçeneklerinizi seçiyorsunuz. Evet, ESC'ye bastığınızda, Manibus'a tıkladığınızda burada sezon görevlerinizi göreceksiniz. Bunlar haftasıyla sırasıyla açıldı. Birinci hafta, ikinci hafta diye ilerleyerek. Buraya tıkladığınızda sezon görevlerini görüyorsunuz. Sizden belli miktarda şurada sezon puanlarını istiyor, marklarını istiyor. Bunlardan herhangi birini gerçekleştirdiğinizde puan kazanıyorsunuz. Ve burada işte 70 puan topladığınızda ilk ödülünüzü, 170 puan topladığınızda ikinci ödülünüzü, 340 topladığınızda üçüncü ödülünüzü veriyor. Bu puan sıralamaları haftanın değişikliğine göre değişebiliyor. Fakat sadece buradaki ödülleri toplamak çok önemli. Sezon görevlerini gerçekleştirmeniz çok önemli. Fazladan, diyelim ki ben burayı toplayacak görevleri elde ettim, diğerlerini yapmak zorunda mıyım? Evet, diğerlerini yaparak burada mark puanı fazladan toplayabilirsiniz. Bu topladığınız mark puanlarını da sezon shop'ta kullanabilirsiniz. Mesela burada 5000 mark puan karşılığı, bunu bir figür olarak düşünün. Koleksiyonluk bir parça gibi düşünün. Bunu gelip buradan alabilirsiniz. Ya da burada gelip nem kartınızı süsleyecek, yani şu avatarınızı ekleyebileceğiniz, nem kart adınızın gözüktüğü yere ekleyebileceğiniz arka plan resimleri satın alabilirsiniz. Profilinize ekleyebileceğiniz. Ya da burada 55 mark puan karşılığında, ben bu kutudan açtım ve şu skin'i düşürmeyi başardım, istiyordum, bu baltayı kullanıyordum. Buradaki skin'leri, görselleri, işte karakter özelliklerini ya da işte şansınıza göre bomba, fuel falan filan düşürebilirsiniz. Mark puanlarınızı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Sezon görevlerini yapmak çok önemli. Çünkü sezon görevleri size talent ağacı puanıyla ilk haftalarda Star Chrom veriyor. Star Chrom'un öneminden bahsetmiştim. Star Chrom Legendary build yapmanızda, Legendary silah ve set parçaları almanızda kullanıyorsunuz. Ve her yerden bulabileceğiniz belli bir şey değil. Sınırlı bir şey. Haftada elde edebileceğiniz rakam belli. Star Chrom'u harcamamanız gerekiyor boş şeylere. O yüzden Star Chrom da verdiği için çok değerli. Biz artık burada Manibus haftasındayız. Manibus haftasında da artık avatar çerçevesi veriyor, profil çerçevesi veriyor. Son profil çerçevesini puanını düşürmüşler, 750'ye düşürmüşler. Arkadaşlar, bu puan ilk başlangıçta 1030 ya da 1080 mi neydi? Toparlaması çok zordu. Şu gördüğünüz 4 sayfadaki bütün görevleri yerine getirmeniz gerekiyordu neredeyse. Bunu yapmanız için de yani 3-4 görev harici bütün bu sayfadaki hepsini yerine getirdiğiniz zaman şu çerçeveyi alabilecektiniz. İçinde bayağı zorlu görevler var. O yüzden bunu 750'ye düşürmüşler. Son bunu da şu an video çekerken görüyorum. Bu şekilde çerçeveye de ulaşabilirsiniz. Oyunun shop'unu da göstereyim. Bir Battle Pass sistemimiz de var. Shop'umuz da var. Pay to win'lik bir durum yok. Tamamen kostümler, skinler, işte kıyafetleriniz, silahlarınız ya da kurduğunuz yapı inşaatıyla alakalı görseller satılmakta. Burada other kısmında haftalık bir mark puanı veriyor. Bu mark puan kutusunun bir enerji karşılığı alabilirsiniz. Bunun dışında spesifik bir şey yok. Beğendiğiniz bir kostümü alabilirsiniz. Battle Pass kısmı 60 tane unsurdan oluşuyor. Ücretsiz 60 level olduğunuzda ücretsiz alabilecekleriniz olduğu gibi Battle Pass'i satın aldığınızda da ekstradan oyun skinleri veya şöyle keyler alıyorsunuz. Bu keyleri de buradaki shop kısmından topladığınız keylerle silahınıza takabileceğiniz aksesuarları veya böyle emotları ya da saç stillerini satın alabilirsiniz. Şimdi önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Oyunu tek oynuyor olabilirsin, arkadaşlarınla oynuyor olabilirsin, fakat arkadaşların sen oynadığın sırada online olmayabilir. Önemli pro bir dungeon'a giriyor olabilirsin, world boss'a giriyor olabilirsin. Bununla alakalı parti kurma isteği ya da bir partiye dahil olmak, o aktiviteyi tek dönebilsen dahi daha hızlı dönüp bitirebilmek, sonuca ulaşabilmek istiyor olabilirsin. Bunun için en efektif yolu göstereceğim size arkadaşlar. U'ya bastığınızda gördüğünüz gibi burada partiler var. Ama target dungeon'ı N'ye gösteriyor. Yani bu parti ne için kuruldu? Amacı ne? Hangi dungeon'a girecek? Hangi görevi yapıyor? Ya da ne konuda bir istek var? Belirsiz. Bunlara katılma isteği göstersen de bir faydası yok. Ya da gelip sen buradan Talent Pro'ya girmek istiyorsun. Talent Pro'ya girmek için burada
Otomeç'e tıklayacaksın. Herhangi bir parti kurulursa Talent Pro'ya girmek isteyenler için sen otomatik o partiye dahil olacaksın. Bunları boş verin. Matching'i kaldırın. Çünkü bununla uğraşmaktansa hemen hızlıca kendi partinizi efektif bir şekilde kurup adamları toplayıp kendiniz gelin. Bunun da yolunu göstereceğim size. Burada gelip de NA böyle parti görükmektense hemen şurada Create the Team diyorsunuz. Kendi takımınızı bir kuruyorsunuz. Şurada NA kısmına tıklıyorsunuz. Diyorsun ki ben 50 levelle 50 level yani minimum 50 level olacak adam istiyorum. Buradan geliyorsun, gireceğin şeyi seçiyorsun. Mesela The Forsaken Giant'ı seçiyorsun. Ya da Shadow Hunt Pro'ya gireceksin. Buna tıklıyorsun. Sonra burada info kısmına da belirtebilirsin. Shadow Hunt Pro Navmec'te diyebilirsin. Bilenler gelsin gibi falan filan da diyebilirsin. Yani bu sana kalmış. Bunu yaptıktan sonra şuradaki tik işaretinde görüyorsunuz automatically post recruitment diye. Buna tıkladığınız anda chat kısmında gördüğünüz gibi direkt sizin notunuz düştü. Kör ve Hinata hemen sol altta görüyorsunuz. Şöyle şu daha iyi okunabilmesi için şöyle alana geleyim. Kör ve Hinata Shadow Hunt Pro partisi kurdu. 1 bölü 4. Bir de geliyorsunuz hemen buradan. Bir de automatch yapıyorsun. Geliyorsun şuraya bir de automatch yapıyorsun. Bu ne demek? Otomatik partine birisi de katılabilir. Ya da chat kısmına gelip şuradan word diyeyim. Buraya gelip birisi sizin kurduğunuz partiye direkt tıklayarak da katılabilirsin. Mesela bana istek gönderdi. Ben bunu diyelim şimdi kabul edeyim. Arkadaşı biraz şey yapacağım ama Belamor geldi mesela benim partime katıldı. Ben burayı güncellemek istiyorum. Bu mesajımı güncellemek istiyorum ben. Güncellemek istediğim için yapmam gereken şeyi tekrar geliyorum güncellemek için mesajımı. İki kişi oldum artık. Buna tıkladığım anda altta görüyorsunuz Kör ve Hinata partisini kurdu. 2 bölü 4. Şu an iki kişiler bak. Gel üçüncü ol, gel dördüncü ol gibi mesaj iletebiliyoruz. Bu şekilde hemen partinizi hızlıca 4 kişi toplayıp hemen dungeon'a girebilirsin. Bir kişi daha geldi. Oldu 3. Şimdi partiyi bozacağım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bu şekilde direkt hızlıca partinizi kurup dungeon'lara rahatlıkla girebilirsiniz. Diğerlerini beklemektense. Summon V. Tab'a bastığınızda burada bizi bu dünyaya getiren kuşu çağırabiliyorsunuz. Burada en baştaki V'ye tıkladığınız zaman sizin haftalık seçtiğiniz görevler var. Bu görevler size inanılmaz derecede ödüller verebiliyor. Şu an ben hepsini tamamladığım için göremiyorsunuz ama 5'te 5 yapmışım. Topluca da bir ödül alabiliyorum. Burada size toplamda 6 tane seçenek geliyor. 8 tane pardon. 8 tane seçenek geliyor. Bu 8 seçenekten yapabildiğiniz 5 tane görevi seçiyorsunuz. İnanılmaz derecede XP veriyor size. Yani 50 level olana kadar bunu muhakkak değerlendirmeniz lazım. Hepsini bitirdiğinizde de seçtiğiniz 5 görevi yerine getirdiğinizde de burada topluca size X ve controller veriyor. Ayrıyetten steroid veriyor. Buradan tıklayarak bunu da alabilirsiniz direkt. Buradaki görev içeriklerinden korkmayın. İşte 5 tane fotoğraf çek. 360 tane mermi craftla. İşte git diyor şuradan şunu şey yap. 10 deri topla falan filan gibi. New World oynuyorsanız eğer aynı New World'deki seçtiğiniz görev listesi gibi size böyle 8 tane görev geliyor. Oradan 5 tanesini yapabileceğiniz 5 tanesini seçebiliyorsunuz. Arasında yapamayacağınızı düşündüğünüz görev varsa üzerinde change işareti var. Tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Haftalık görevlerimizi burada muhakkak yerine getiriyoruz. İnanılmaz ödüller veriyor. XP veriyor. 50 level olana kadar eğer yeni başladıysanız da çok hızlı 50 level olabilirsiniz. Evet, taba bastığımızda Cradle'a geldiğimizde bu sefer sağ taraftaki Cradle'ı seçtiğimizde bize burada 8 tane özellik seçmemizi sağlıyor. Bu levelimiz arttıkça geliyor. 10 levelde, 20 levelde, 30, 40 levelde buradaki kutucuklar artıyor. Ve bunların içerisine buradan istediğimiz özellikleri seçip koyabiliyoruz. Yani aynı sıradan diyelim ki level 10'da ya da level 20'de açılan özelliklerden aynı sırada istediklerimizin hepsini veya istediğimiz kadarını da kullanabiliriz. Mesela bu sırada gördüğünüz üçünü de kullanıyorum ben. İşte neymiş? Weapon damage %25 for 4 işte saniye after switching weapons or reload. Yani silah değiştirdiğimizde
veya doldurduğumuzda yeniden %25 silahımızın hasarı 4 saniyeliğine artıyor. Ya da işte burada zayıf nokta vuruşu yaptığımız zaman status damage'im %25 artıyor 3 saniyeliğine. İşte ya da bu istediğiniz build'e uygun seçenekleri seçeceksiniz burada. Hareket hızınızı %5 arttırıyor ve koşarken harcadığınız stamina'yı da %15 azaltıyor. Bunları seçerek kendinize uygun bir build'de DPS'inizi çok fazla arttırabilirsiniz. Oynanabilir tarzınızı da çok iyileştirebilirsiniz. Buradaki özellikleri güzelce tercih ederek. Evet arkadaşlar, hayatta kalmayla alakalı gördüğünüz gibi tam ekranın ortasının altında bir HP barım var. O HP barının üstünde de 4 tane yuvarlak özelliğimiz var bize dairesel. Soldan sağa stamina, sanity, thirsty işte susuzluk ve açlık. İlk baştaki stamina bildiğiniz efor olarak da geçiyor. İşte koştuğunuz zaman, zıpladığın zaman, takla attığın zaman, milli silahla güç kullandığın zaman harcadığın stamina. Bu hepsini biliyorsunuz. Yanındaki sanity akıl sağlığı olarak geçiyor. Haritanın belli yerlerinde havanın kirli olduğu, zeminin kirli olduğu yerler var. Bunlara karşı kullandığınız kıyafetleri geliştirerek, kalibrasyonunu yükselterek yüksek resist elde edebilir ya da içecekler kullanarak bunu önleyebilirsiniz. Ama maruz kaldınız diyelim, bu bir gri alan oluşturacak. Yani HP barınız 100 ise HP barınızın belli miktarının grileştiğini göreceksiniz. İşte %20'si grileşti diyelim. 100 HP'lik bir barınız var. %20'si grileşti. Sanity'ye maruz kaldınız. Artık sizin 80 HP'niz var. Hasar aldınız 30'a düştü. Bir aktivatör, şifa basıcı bir şey kullandığınızda en fazla 80'e çıkar. Hala çünkü %20 sanity kaybınız var. Sanity'yi yüksek tutmanın önemi buradan geçiyor. Sanity full ise HP barınız full. Sanity ne kadar hasar aldıysanız, akıl sağlığı hasarı aldıysanız HP barınızdaki canınız o kadar düşüyor. Susuzluğa gelirsek, 3 farklı moddan oluşuyor susuzluk ve açlık. Kırmızı, sarı ve fullerseniz beyaz. Gördüğünüz gibi benim şu an susuzluğum kırmızı, açlığım ise sarı seviyede. Susuzluk koşmanızı etkiliyor. Eğer full ise çok hızlı koşuyorsanız, sarıdaysa orta hızda koşuyorsunuz, kırmızıysa artık koşma hızınız çok daha düşüyor. Açlık ise sizin verdiğiniz hasarı etkiliyor. Çünkü aç ayı oynamaz diyeyim, gücünüzü etkiliyor. Bu yüzden eğer orası da full olursa vereceğiniz DPS kontrolünüz çok daha güçlü olacaktır. Evet, X'e bastınız mı burada emot sayfanız açılacak. Buraya sevdiğiniz emotları da yerleştirebilirsiniz. Bundan bahsetmemin sebebi şu. 50 level olana kadar bazı yan görev ve ana görevlerde bu emotları kullanmanızı isteyecekler sizden. Çoğu oyunda bu tarz şeyler var, MMORPG oyunlarında. Burada da var. Ne bileyim, bir heykel gördüğünde diyecek ki sana mesela görev icabı, heykele saygı duy diyecek. Sen şimdi şaşırabilirsin, daha önce karşılaşmadıysan heykele ben nasıl saygı duyacağım ya? İmotla geleceksin mesela buraya, işte ona dua edebileceğin, saygı duyabileceğin herhangi bir imot, şunu mesela play'de seçeceksin. İşte şu şekilde yaptığın zaman görev bir anda akmaya devam edecek. İmotlarınızı da bu şekilde kullanabilirsiniz ya da eğlencesine de kullanabilirsiniz. Evet, geldik Pokemon'larımıza. Burada Deviant diyoruz ama ben Pokemon demeye devam edeceğim. Arkadaşlar, oyunun içerisinde size çeşitli hizmetlerde bulunan birçok Pokemon çeşidimiz var. Bunları 3 farklı kategoriye ayırmış oyun. Territory, işte Craft ve Combat diye. Bazılarını savaşırken kullanabiliyorsunuz. Bazıları sizin için Craft yapıyor. Bazıları da sizin için çalışıyor. Odun topluyor, taş topluyor. Bunları gördüğünüz bu fanusların içerisine yerleştiriyoruz. Bu fanuslardan toplamda en fazla 20 tane yapabiliyoruz. Talent ağacımıza geldiğimizde, talent ağacımızda şurada gördüğünüz ilk paketi açarsak 10 tane, ikincisini açarsak da toplamda en fazla 20 tane bu fanuslardan yapabiliyoruz. Bu fanusların üzerine geldiğimizde, F'ye tıkladığımızda üzerimizde bulunan
Pokemon'lardan istediğimizi sağ klikle buraya yerleştirebiliyoruz. Yerleştirdikten sonra bir de şundan bahsedeyim. Her Pokemon'un belli bir güç seviyesi de var. Yani fazlaca düşürmemizin sebebi aslında bu. Gördüğünüz gibi aynısından fazlaca düşebiliyor. Ama birisinin üstünde 1.1 1.1.1 bir de altta 3 göz var. Onun biri açık. O yüzden 3 tane 1 dedim. Burada mesela 2.2.1. Burada 1.1.0. O yüzden en hangisini düşürdüyseniz en güçlüsünü kullanmanızda fayda var. Bir de bu fanusların içerisine bunları yerleştirdikten sonra fanuslarda size bu Pokemon'un çok daha verimli çalışabilmesi için hangi şartlara uygun olması gerektiğini söyleyen maddeler çıkıyor. Mesela burada diyor ki eğer bunun yanında etrafında diyor bir plant olursa %20 daha performanslı çalışacak. Bir çiçek olursa diyor %15 daha performanslı çalışacak. Ya da gördüğünüz şu disco topu diyor ki ben hem yeşil ışık hem mavi ışık hem de kırmızı ışık istiyorum diyor. Bunlara kurduğunuz şu ışıklar sayesinde B'de yapı inşaatta hemen gördüğünüz bu ışıklarımız mevcut. Neredeydi bunlar? Evet, lighting'de. İşte yeşil ışık, mavi ışık, kırmızı ışık. Bunlardan istediği gereksinimleri sağladığınız anda mesela her birinden %17 performans alarak çok ciddi miktarda bu Pokemon'un verimini arttırabiliyoruz. Ya da bizim için craft yapanlar falan varsa mesela 5653 odun toplamış. Bunu claim all diyerek de üstümüze alabiliriz. Her biri bizim için bir önem teşkil ediyor. Ben mesela şu an silahımın yanında görebiliyor musunuz? Yok, göremiyorsunuz. Hemen şuradan kendimi çekmek istiyorum. Şuradan kendimi çektiğimde gördüğünüz gibi yeşil parlayan silahımın yanında bir E işareti var. Ben bu E işaretine bastığım anda kombat sırasında kullanacağım bir Pokemon bu. Buradan E işaretine basılı tutarak kombattayken bu da benimle beraber savaşmaya, agro almaya, hasar vermeye ya da farklı kombat Pokemon'ları var. Onlar da savaşmıyor ama size şifa veriyor. Sanitinizi düzeltiyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Bu şekilde Pokemon'larımızdan yararlanıyoruz. Evet, oyunda elde ettiğimiz bir controller var. Ne işe yarıyor bu controller? Özellikle boss'un kutularını açarken, bazı kutuları açarken bunları controller'la açma fırsatı sunuyor. Size iki seçenek sunuyor. F'ye bas, controller kullan. G'ye bas, controller kullanmadan lootla diye. Burada controller'ın özelliği şu. Controller kullanarak açtığınız boss kutularını, boss'ların özelliklerini ya da diğer box'ları açtığınızda controller kullanıyorsanız o kutunun içerisinde ne varsa hepsini alıyorsunuz. Ama G'ye basıp da controller harici onu toplarsan şey gibi düşün. Elini torbanın içerisine sokuyorsun, eline ne gelirse alıyorsun. Yani ödülün çok daha az oluyor. Controller kullanmakta fayda var. Evet arkadaşlar, mazot üretimine gelelim. Mazot üretimi nedir? Bazı craftlarda kullanıyorsunuz ki ileri seviyede mazot gerçekten çok ihtiyacınız olacak. Sadece araba kullanırken, motor kullanırken depoyu doldurmak için ihtiyacınız olmayacak. Bunu üretmenin belli bir yöntemi var. Nedir? Haritanın belli kısımlarında yeri böyle zift gibi gördüğünüz zaman petrol fışkırmış buradan diyebilirsiniz. Buraya aynı bu şekilde su pompalarını yerleştirerek, bu zift gibi görünen yerlere bu su pompalarını yerleştirerek gördüğünüz bir oil'i çıkartıyorsunuz. Bunlar tabi elektrik ihtiyacı var. Bunların elektriğini de jeneratörünüze bağlıyorsunuz. Jeneratörünüze bağladıktan sonra çıkan bu oil'leri bu makinalara bağladığınızda sizin için burada fuel üretecek. Bu çıkan fuel'i de gene aynı cihazda farklı bir tanesinde buraya koyarsanız eğer bu fuel'leri de premium fuel'e çevirecek. Normal peki toparlamamız mümkün mü? Bunun dışında bir lootlama sistemimiz var mı? Var. Yolların üzerinde özellikle bazı toprak yollarda, ana yollarda çokça yanlarda sağda solda terk edilmiş araba görüyorsunuz. Bunu çoğu kişinin bilmediğine şaşırdık. Çünkü kimse hani yıkık bir araba ne olacak ki falan parçalanmış bir araba diye bakmış olaya. Arkadaşlar onların neredeyse %99'u lootlanıyor. Hepsinin gidin bagajını açın. Hepsinden muhakkak mazot çıkıyor.
mazotun çıktığı gibi çeşitli materyaller de çıkıyor. Onları da kullanıyorsunuz. O yüzden böyle aslında bir saat böyle falan araba farmı yaptığınızda da ciddi miktarda oil toplayabiliyorsunuz. Evet, gelelim su asit üretimine. Aynı sistem mazot üretimindeki gibi zaten su pompası kullanıyoruz. Bu su pompalarını da suyun kenarındaysak ya da suya yakın yerlerde toprağın altından da bunu çıkartabiliriz. Kirli suyu çıkartıp arıtma sistemine bağlayarak da temiz su elde edebiliyoruz. Temiz suyu elde ettikten sonra da çeşitli kraflarda kullanabiliyoruz. Eğer bölgemiz kirli bir bölgedeyse, yani sanitize yediğimiz bir bölgede ev kurduysak, burada hava kirliliğinden, suyun kirliliğinden de yararlanarak asit üretimi de gerçekleştirebiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Ne yapıyoruz? Gene aynı şekilde su pompasını suya koyup çıkarttığımızı arıtmaya bağlıyoruz. Ve bu şekilde su ve asit üretimini de gerçekleştiriyoruz. Bir de hiç bu pompaları kurmadan early'de oyunun başında şu gördüğünüz damıtma sistemi diyelim. Bu damıtma sistemiyle de yağmur sularını toplayıp, kirli suları toplayıp bunu da tekrardan arıtmaya bağlayarak temiz su elde edebiliriz. Evet, gelelim haftalık ev savunma sistemimize. Arkadaşlar, gördüğünüz bu yapıyı yaptıktan sonra haftada bir kez 4000 star krom kazanmamızı sağlayan ev savunma sistemimiz mevcut. PvE serverında oynasanız bile herkesin evine taretler kurduğunu, savunma sistemini geliştirdiğini göreceksiniz. Yani bu taretler sadece etraftan gelen timsahı öldürmek için, ceylanı, domuzu öldürmek için değil. PvP serverında olsa çok daha fazla anlayışla karşılaşılabilir. Bu şunun için geçerli. Haftada bir kez bu kazandığınız korteksleri kullanarak, ben mesela 40'ta 40 şu an yapılacak. 40 tane yerleştirmem gerekiyor bundan. Bundan ben 40 tane yerleştirdiğim zaman 4000 Star Chrome kazanacağım. En fazla 40 tane yerleştirebiliyorsunuz. Diyor ki sana 3 tane Monster Wave'i, 3 tane Monster dalgası gelecek diyor. Bu dalgalar diyor 35 level içerecek diyor, bu dalganın düşmanları diyor, enemileri. 4 oyuncu öneririm bunun için diyor. 2 tane de elit enemi gelecek diyor sana diyor. İşte bizim Rainfall Reaper, şemsiyeli ablamız gelecek. Blaster gelecek. Bunlara karşı evini, bu yapıyı yıkmasını 5 dakika boyunca engelleyebilirsen 4000 Star Chrome kazanıyorsun. Buradaki püf noktayı söyleyeyim. Diyelim ki 4 arkadaş oynuyorsunuz bu oyunu. 4 oyuncu öneriyor zaten bu gördüğünüz gibi. Savunması güçlü olan, yapısını çok güzel inşa etmiş olan bir arkadaşınızın evinde 40 tane, sadece onu açmak için 40 tane, yani 4 arkadaştan toplamda 160 tane kullanmanıza gerek yok. O yüzden kortekslerinizi o arkadaşınıza da verebilirsiniz haftada bir defa gerçekleştirmesi için. Arkadaşınızın seçtiğiniz yapısı kuvvetli, korunan bir evi olan arkadaşınızın evinde haftada bir defa bu görevi icra ettiğinizde hepiniz 4'er bin Star Chrome yapıyorsunuz. Yani arkadaşların her birinin kendi evinde bir defa haftada bir, ben de haftada bir, aynı hafta ben de hadi geçelim diğerinin evine, hadi geçelim diğerinin evine yapmak zorunda değilsiniz. Tek bir evde bunu yapsanız dahi 4000 Star Chrome'u elde ediyorsunuz. Gelelim Blue Prince'lere. Arkadaşlar, Blue Prince sayfasına geldiğinizde burada craftlayabildiğiniz veya craftlayamadığınız tüm silahları görebiliyorsunuz. Blue Prince'i biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Bir puzzle'ın parçası olarak düşünelim. Burada Legendary'nin üstüne geldiğinizde mesela 0 bölü 80 yazıyor. Yanında Blue Print işareti var zaten. Direkt isminin yanında pistol, fragment sarı kısımda yer alıyor. 80 parça, bu silahın 80 parçasını topladığınızda F'ye basarsanız eğer, şu an F gri gözüküyor çünkü parçaları bende yok. Bu silahın nasıl bütün parçalarını topladım ve ben bu silahın nasıl yapılacağını öğrendim anlamına geliyor. Ve bu şekilde F'ye basarak da bütün parçaları topladıysanız artık bunu nasıl craftlayabileceğinizi öğrendiniz ve gidip silah craftlama yerinden craftlayabilirsiniz. Bunun dışında Blueprintleri başka ne amaçla kullanıyoruz? Şu gördüğünüz silahların üzerinde yıldız seviyeleri var.
Bunu ayrıyetten DPS arttırma kısmında da anlatıyorum. Burada da hemen bir özetini geçeyim. Bu yıldız seviyelerini arttırmak için de mevcut silahınıza sağ klik yaptığınızda buraya gelip tıklıyorsunuz. Elinizde mevcut bulunan şurada iki sayfa var. Unlocked ve Locked. Burada kilitli olmayan yerde craftlamayı öğrendiğiniz silahın sizin elinizde bulunan fazladan puzzle parçaları var. Burada ise henüz craftlayı öğrenmediğiniz bir silahın bulunan puzzle parçaları var. Bu puzzle parçalarını kullanarak da buraya gelip tıklıyorsunuz. Mesela 240 XP etti. Ben de birkaç tane daha puzzle parçası olsaydı bu silaha uygun, bu 450'yi tamamlıyor olabilseydim, gördüğünüz gibi burada yıldız seviyesini ikiye çıkartıyordum bu silahın. Bu da bunun DPS'ini, silahın özelliklerini arttırmaya yarıyor. Blueprintleri de bu şekilde kullanabiliriz. Armorlar için de aynısı geçerli. Topladığımız Weapon Crates'lerden, Gear Crates'lerden topladığımız Blueprintlerle, Mystic Crates'lerden topladıklarımızla beraber bu silahlarımızı aktif hale getirebiliriz. Ya da Wish Machine'den gidip StarChrome karşılığı satın alabiliriz. Evet, repair ile alakalı bir püf nokta söylemek istiyorum. Çoğu arkadaşımız bazı itemleri repairleyemadığını, hata verdiğini söylüyor. Bu bir hata değil. Buradaki repair bölümüne geldiğinizde, bunlar benim craftladığım silahlar, şu üçü. Bunlar ise bosslardan, açtığım kutulardan düşen silahlar. Arkadaşlar, craftladığınız silahları repairleyebiliyorsunuz. Düşürdüğünüz silahları durabilitesi bitene kadar kullanabilirsiniz ama tekrardan repair yapamıyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şunu unutmayın. Şu an ben de hepsi full repair olduğu için yapamıyorum ama tek tek repair yapmak zorunda değilsiniz. Diyelim bunları ben şu an kullanıyorum. 6 parça. Repair'ları azalmış durumda. Bunların gelip hepsine böyle birer defa tıkladığınızda çerçeve içerisine alıyorsunuz. Hepsini aynı anda repair yapabilirsiniz. Bunu da unutmayalım. Öğütme makinesini zaten oyun içerisinde oynarken öğrenmiş oluyorsunuz ama burada sadece topladığınız kutulardan etraftan çıkan çöpleri öğütmenize yaramıyor. Üzerinizde kullanmadığınız mermileri de öğütebilir. Bunların karşılığında Stardust'larınızın belli bir miktarını geri alabilirsiniz. Bunun dışında düşürdüğünüz silahları, yani craftladığınız silahlar da olur, kullanmadığınız ve düşürdüğünüz silahları buraya gelip tıklayarak tekrardan öğütebilirsiniz. Bu öğüttüğünüz silahlar size hem materyal verdiği gibi, Stardust verdiği gibi, bir de kalibrasyon yaparken kullandığınız bir silahın özelliklerinizi değiştirmenize yarayacak kalibrasyon blueprint parçaları veriyor. O yüzden silah öğütmek de önemli. Burada da kullanmadığınız armorları öğütebilirsiniz. Evet, geldik can alıcı noktaya. Abi, nasıl daha fazla vururum? Nasıl daha fazla DPS çıkartırım? Evet arkadaşlar, öncelikli olarak uyumlu bir build yapmanız gerekiyor. Yani geldiğinizde eğer burn silahı kullanıyorsanız, burn'le yakarak öldürmek istiyorsanız yakmayla alakalı bir build yapmanız gerekiyor. Kullandığınız kıyafetlerin içerdiği set özellikleri de bunu desteklemek zorunda. Yani öncelikli olarak uyumlu bir build yapıyorsunuz. Yani benim eldivenimi geldiğinde bakın gördüğünüz gibi burn damage veriyor. Set parçalarıma geldiğinde mesela bu setten iki parça kullanıyorum. Diyor ki bir parça kullanırsam max HP'ni %10 arttırırım. Yani 10.000 HP'm varsa 11.000 HP'm oluyor. İki parça kullanırsan diyor elemental hasarını arttırırım. Yani benim burn hasarımı %8 arttırdı. Bu parçadan da iki tane kullanıyorum. Status damage'imin reduction'ını 15 arttırdığı gibi gene elemental hasarımı %8 arttırıyor. Bu parçayı tek başına kullanıyorum. Diyor ki HP'nin %70 veya üzeri olduğunda silah hasarını %10 arttırırım. Buraya geldiğinizde gene aynı setin parçası. Hepsinin uyumlu olduğu takdirde burn'le alakalı gidiyorsanız, başka bir build gidiyorsanız onunla alakalı uyumlu parçalar giymenize bakın. Bu bir. İki, modlar. Bunu ayrıca açıklamalar kısmında modlarda da anlatıyorum ama şöyle özet geçeyim. Arkadaşlar, biz silo dönerek modlar düşürüyoruz ya da bazı kutuları açarak modlar düşürüyoruz.
her bir silahımıza ve her bir kıyafet parçasına birer tane mod ekleme şansımız oluyor. Bu modların her birinin spesifik özelliği olduğu gibi altında da legendary olursa 4 tane, epic olursa 3 tane olmak kaydıyla çeşitli bize özellikler veriyor. Mesela silahımıza geldiğimizde burada ben bu modu kullanıyorum. Diyor ki burn'ü triggerladığın zaman %25 şansla diyor artı bir burn state'i daha ekleme şansı var. Bu kullandığım modun spesifik özelliği. Bir de altında işte diyor ki elemental hasarını 3.2 arttırırım diyor. Reduction'ım var, korumalarım var, elit hasarım var. Bunları arttırıyor, şeye bakıyor. Bu 4 özellik, diyelim gittiniz siloya, aynı siloyu dönmeye devam ettiniz. Bu modun 4-5 tane düşürdünüz. Modun isminin spesifik özelliği asla değişmez ama altta düşürdüğünüz attribute'leri farklı düşebilir. Yani mermi kapasitesini düşürebilirsiniz, reload hızını arttırabilecek bir özellik düşürebilirsiniz. Bir de her birinin rengi var gördüğünüz gibi. Yeşil, mavi, legendary sarı, mor. Bunları nasıl arttıracağınızı mod sayfasında anlatıyor olacağım. Burada modlarımızı ekleyerek ve onun attribütlerini dengeleyerek kendi build'imize uygun inanılmaz bir DPS artışına gidebiliriz. Üçüncü olarak bahsettiğimiz gibi Cradle. Bunu ayrıca açıklamalar kısmında Cradle'da bahsettim. Cradle kısmında açtığınız bu boşluklara buradan uygun, bu build'inize uygun seçenekleri seçerek inanılmaz DPS artışı elde edebilirsiniz. Yöntemler bitti mi? Hayır. Buraya geliyorsunuz. Silah, armor craftladığınız yere bir de kalibrasyon sayfası var. Arkadaşlar kalibrasyon sayfasında gördüğünüz gibi ben bu silahı 10'da 10 kalibre etmişim. 10'da 10 kalibre etmişim. 7'de 7 kalibre etmişim. Şimdi buradaki bir silahı, bu 4 mesela kalibrasyonu. Eğer diyor bu malzemeleri kullanarak bunun kalibrasyonunu 5'e çıkartırsam bu silahın damage'i 1401'den 1443'e çıkıyor. Yani kalibrasyonu fullediğiniz anda sizin inanılmaz derecede silahın DPS'i artıyor. Tabii ki silahı bir de craftlarken tier seviyesi önemli. Tier 5'te craftladığınız zaman çok daha yüksek hasarlı craftlamış oluyorsunuz. Onu bir de gelip kalibrasyonunu arttırdığınız zaman inanılmaz bir kalibrasyon ekliyorsunuz. Bir de ikinci kalibrasyon seçeneği var. Şurada gördüğünüz. Bu neydi? İstemediğimiz, kullanmadığımız silahları öğüttüğümüz zaman bize kalibrasyon blueprint parçası veriyordu. Şimdi mesela buna geldiğimde ben buna tıklıyorum. Diyor ki bu mevcut silahın özellikleri bunlar. Light Striker Style bir ana özellik, iki de yan özelliği var. Bir ana özelliği var. Buradan herhangi bir daha önce öğüttüğüm bir silahın bana verdiği blueprint parçasına tıkladığımda diyor ki alttaki bu mevcut silahın bu 3 özelliğini yukarıdaki bu 3 özellikle değiştiriyorum diyor. 500 Stardust karşılığı. Light Striker Style'ı Hard Striker Style'ı değiştiriyorum diyor. Yani artık diyor senin vuracağın ağır hasarların %40 arttırıyorum. Bir de diyor milli silah kullanıyorsan diyor bunun diyor kullandığın staminayı da %25 azaltıyorum. Muazzam bir özellik. Altında da elemental hasarını 7.1 arttırıyor. Crit rate'ini de 9.3 arttırıyor. Bu şekilde kalibrasyon yapıp uygun bir silahımıza, uygun build'imize, uygun kullanışa uygun bir blueprint bulduğumuzda, kalibrasyonunu yaptığımızda da DPS'imiz inanılmaz derecede arttırıyor. Diyelim ki ben Hard Striker Style'ı kullanacağım. Bu ana özelliği istiyorum özellikle. Çünkü ben ağır vuruşlar yaparak ilerliyorum. Altındaki özelliklerin farklı olduğu ve değerlerinin farklı olduğu başka blueprintler düşüreceğinizden emin olabilirsiniz. Yani ben bu özelliği düşürdüm, altındakileri çok takmayayım demeyin. Çünkü üzerine geldiğinizde gördüğünüz gibi elemental damage kısmında 7.1 arttırıyor ama 6 ile 8 arasında bize 7.1 gelmiş. Crit rate'i 9.3 arttırıyor ama 7.2 ile 9.6 arasında neredeyse perfeye yakın bir değer gelmiş. Yani bu özelliği taşıyan ama altındaki verdiği iki farklı spesifik özellikler daha fazla hasar elde etmemizi sağlayabilir. Ana özelliği düşürdük, daha sonrasında daha iyisini düşürürseniz kalibrasyon etmeyi unutmayın. Evet, bir diğer yöntem blueprint. Gene açıklamalar kısmında blueprint sayfasında bunu anlatmıştım. Burada tekrar anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar blueprint sayfanızı açtığınızda... Ay yanlış bastım.
Blueprint sayfanızı açtığınızda her silahın gördüğünüz bir karo işareti var. Burada yıldız seviyesi var. Bu yıldız seviyesini arttırmanın yöntemleri var. Burada mesela bunu craftlayabildiğim bir silah. Ben bunu 2 yıldıza çıkarmak istiyorum. Buraya tıkladığım zaman, buraya geldiğim zaman gördüğüm şey şu. İki kısma ayrılıyor. Unlocked ve Locked. Buradaki olay şu. Bu sizin craftlayabildiğinizi öğrendiğiniz silahın elinizde bulunan fazla blueprint parçaları. Burada ise henüz craftlamayı öğrenmediğiniz silahların elinizde bulunan blueprint parçaları. Buradan gelip bunlara tıkladığınızda diyor ki benden 80 XP istiyor. Onu da hedefi tutturdum ve silahımı 2 yıldıza çıkartabiliyorum. Ben bunu 2 yıldıza çıkarttığımda silahımın değerleri artacak ve çok daha yüksek silah hasarı verebileceğim. Burada şuna dikkat edebilirsiniz. Legendary'lerde toplam 6 tane yıldız seviyesi var. Dikkat edilmesi gereken husus şu. Siz buradaki yıldız seviyesini arttırdığınızda aynı zamanda bu silahı kullanıyorsunuz diyelim. Yani mesela hemen geleyim benim şu an kullandığım silahın üstüne. Ben şu an bu silahı kullanıyorum. Bu silaha geldiğimde yeterli 2 yıldız yapmak için seviyem yok. Ben daha önce build değiştirdim. Onu yapmıştım. Şu an bu silahı kullanıyorum. Tek yıldızlı. Ben bunu 2 yıldız yaptım. Elimdeki silah 2 yıldız olmuyor. Ben bu silah 2 yıldızlısını craftlamayı öğrendim. 2 yıldızlısını craftlayacaksınız. Tekrardan 10'da 10 kalibrasyon yapacaksınız. Bu biraz maliyetli iş. Bunu şu şekilde yapanlar da var. Hardcore oynayanlar diyor ki ben diyor her yıldız seviyesinde diyor yaparım. Materyal eksiğim yok. Casual oynayanlar, biraz daha rahat oynayanlar diyor ki birden 3 yıldıza çıkayım diyor. 3 yıldıza çıkacak kadar XP'm olduğu zaman ben bunu diyor 3 yıldız yapayım, yeniden craftlayayım. 3'ten de 6'ya geçerim diyor. Ya da 5'e çıkarım diyor. Bu şekilde de elinizde yeterli materyal olmazsa eğer yıldız seviyesini kendi kafanıza göre arttırarak da silah DPS'inizi, hasarınızı inanılmaz şekilde arttırabilirsiniz. Bitti mi? Bitmiyor. Hasar arttırmanın yöntemleri bitmiyor. Şimdi buradan silahınıza gelip yan tıkladığınızda modunuzu seçtiniz. Kozmetik sayfası zaten skin sayfası. Efendim burada bir de aksesuar sayfamız var. Aksesuar sayfasında seçeceğiniz özelliklerle, buna spesifik parçalarla kullanabilirliğini, evet hasarı arttırmıyorsunuz ama silahın stabilitesini, range'ini, speed'ini arttırarak oynayış tarzınızı daha hızlı, daha efektif hale getirdiğiniz için aslında sizinle aynı build'i yapan ama aksesuarı eksik olan bir oyuncu varsa ondan çok daha hızlı, range'li ve aim'i düzgün bir şekilde oynayabildiğiniz için çok daha fazla yüksek hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Bir seçimimiz var. Buna tıkladığınızda sırasıyla işte normal mermi craftlayabilirsiniz, yeşil, mavi, mor ve epik mermiler craftlayabilirsiniz. Legendary mermiler craftlayabilirsiniz. Burada da bu sizin hasarınızı ciddi miktarda arttıracak. Ben buraya gelip normal mermi kullandığımda gördüğünüz gibi damage'im 358'e düşüyor. Epik bir mermi kullandığımda 411'e artıyor. Bir de burada ekstradan spesifik özellikli mermiler üretebiliyoruz. Hemen şuradan bakayım. Evet bu. Benim bu build'ime uygun olanı bu. Gelip de ben eğer bu mermiyi üretirsem %10 daha fazla burn hasarı verebiliyormuşum. Bunu mesela burada görebiliyorsunuz. Mermi kullanımı da bu şekilde. Normal haritada takılırken gelip bu sayfadan ucuz mermilerinizi kullanabilirsiniz. Önemli bir boss'a, önemli bir dungeon'a giriyorsanız gelip buradan mermi seviyenizi yüksek seviyeye seçerek de hasarınızı çok yüksek miktarda arttırabilirsiniz. Efendim bitti mi? Bitmiyor. Hasar arttırma bir türlü bitmiyor. Biz çeşitli yemekler ve içecekler tüketerek de hasarımızı arttırabiliriz. Etkisini 30 dakikalığına, 60 dakikalığına, 10 dakikalığına hasar arttıracak yemekler mümkün. Mesela burada var mı diye bakıyorum. Ya da üzerimde var mı diye bakayım hemen. Şimdi burada çeşitli yemekler var mesela. Bu yemeği tükettiğimde benim 1800 saniye boyunca HP'mi %10 arttırıyor. Ekstradan eğer 10.000 HP'm varsa 11.000 yapıyor. Mesela buradaki içeceğe geldiğimizde
double jump yapmamı sağlıyor. Ama üzerinde gördüğünüz mesela şu, gördüğünüz gibi bir atak işareti, kılıç işareti. Demek ki bu bana bir hasar ilavesi verecek. Ne diyor mesela özelliğinde? Used to increase weak spot damage %25 when sanity is above %80. Diyor ki senin akıl sağlığı %80 veya üzerinde olduğu zaman verdiğin zayıf nokta hasarını %25 arttırırım diyor. Çok ciddi, çok önemli bir hasar miktarı. O yüzden kullandığımız içecek ve yiyeceklerle de hasarımızı arttırmak mümkün. Son olarak da karın tokluğundan bahsedeyim. Arkadaşlar, bu sayfaya geldiğinizde mesela tokluk işaretine geldiğimde kameram engel oluyor. Hemen düzeltiyorum. Evet. Burada tokluk işaretinin üzerine geldiğinizde mesela rahatlıkla diyebiliyor ki %60 ile %100 arasında bir enerjiniz olursa, tokluğunuz olursa ilave 100, 400 HP verdiği gibi Melee Weapon hasarınızı da %10 arttırıyor. Yani Melee oyuncular içinde hasar arttırma yöntemi tok olun arkadaşlar. Aç ayı oynamaz, tok olun. Tok olduğunuz zaman buradaki hasar değerinizin arttığını unutmayın. Geldik modlara. Arkadaşlar modlarda gördüğünüz gibi ben bunu zaten DPS arttırdığını, oynanış tarzınızı çok efektif etkilediğini, build'inize uygun modlar seçtiğinizde inanılmaz yüksek hasar değerleri ve efektif özellikler veriyor. Şimdi bir de bunların gördüğünüz gibi altta değerleri var. Burada bir mavi, üç yeşilimiz var. Burada üç yeşil, bir mavimiz var. Bunlar düşürme seviyeniz rastgele oluyor. Ama ne kadar yüksek hard, pro, silo dönerseniz ona uygun muhakkak daha yüksek seviyeli mod parçaları düşünebiliyorsunuz. Peki bu modları güçlendirebilir miyiz? Bu modları da güçlendirebilirsiniz. Nasıl? Moda sağ klik yaptığınızda size 5 hak veriyor. Enhance edebiliyorsunuz. İlkinde 1000 enerji, 30 mod parçası elde ediyorsunuz. Bu mod parçalarında da ben de şu an gördüğünüz gibi 2329 mod parçası var. Bu mod parçalarını da kullanmadığınız modları öğüterek elde edebiliyorsunuz. Silah modu öğütürseniz silah parçası veriyor. Armor modu öğütürseniz armor parçası veriyor. İlkinde 5 hak veriyor size. İlkinde 1000 enerji 30 parça istiyor. Her ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde iki katını, iki katını, iki katını isteyerek ilerliyor. İkincisinde yani 2000 enerji 60 parça. Üçüncüsünde 4000 enerji 120 parça isteyecek. Buradaki üzücü olay, yaptığınız enhance buradaki özelliklerden bir tanesinin rengini yükseltiyor, değerini yükseltiyor ama rastgele oluyor bu. Yani burada mesela ben crit damage'in %6'yı artık bir epic yapmak, mavi yapmak, maviden sonra işte mor yapayım, mordan sonra legendary yapayım diye istiyorsunuz. Hazır buradayken bir tane örnek olsun, kullanmadığım bir mod. Tıkladığınızda bakın mor olan, epik olan Legendary'ye yükseldi. Elit enemilere artık %7,5 daha fazla vuracağım. Ama bu kaldı mesela. Crit damage'imin ya da Weapon damage'imin artmasını istiyordum. Ama bunlar kaldı mesela. Rastgele geliyor bu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama güzel özelliklerde bir mod düşürdüğümüz zaman bu enhance olayı da işimize çok ciddi anlamda yarıyor. DPS'inizi arttırabiliyor. Evet, gelelim yürüyen otobüsümüze. Arkadaşlar oyunun başında bu sizi korkutsa da korkulacak bir şey değil. Kendisi bir ulaşım aracı. Bu normalde yürüyor, yürüyor, yürüyor. Belli bir mesafede eğiliyor. İçine binebiliyorsunuz ve içerisinde bir ciğer kutu var. Onu günlük bir defa lootlayabiliyorsunuz. Ama bu arkadaş buraya yolun ortasına evini inşa ederek bloklamış resmen. O yüzden hareket edemiyor. Hazır denk gelmişken yapacağım rehbere bunu da eklemek istedim. Bu korkulacak bir şey değil. Şöyle içerisine indiğimizde gördüğünüz gibi burada bir kutu var. Bu kutuyu günlük bir defa lootlayabiliyoruz. Bunun içerisinden güzel böyle el bombamız düştü, mazotumuz düştü, enerjimizi aldık, her şey tamam. Bu normalde yürür böyle, yürür, belli miktarda eğilir. Yürüyen otobüsümüzden korkmayalım. Arkadaşlar son olarak aslında bahsetmek istediğim yiyecek ve içeceklerin gücü. Bunları unutmayalım.
efektif bir şekilde kullandığımız zaman çok ciddi miktarda bize özellikler sağlıyor. Bizim hasarımızı çok fazla arttırabiliyor ve oynanış tarzımızı çok hızlandırabiliyor. Epic, Legendary, Mavi hepsinin farklı farklı bize ekstra özellik katabiliyor. Mesela bunun üstüne geldiğimizde gördüğümüz gibi bu yiyeceği tükettiğimizde, üretip tükettiğimizde bize %10 fazladan HP veriyor. Yani 10.000 canınız varsa bu 1800 saniye boyunca ciddi bir süre boyunca sizin HP'nizi 11.000 yapıyor. İşte efendim mesela bu burgeri yapıp yediğinizde sizin yaptığınız mining ve logging'i tek strike'la bir atakla bitirmenizi sağlıyor. Normal işte diyelim bir mining yapıyorsunuz. Tak 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 kaza kaza. Bunu tek tıkla bitirmenizi sağlıyor 10 dakika boyunca. Yani lootunuzu çok hızlandırıyor. Çok fazla farmınızı çok fazla hızlandırıyor. Ne bileyim işte buna geldiğinizde crit şansınızı %15 arttırıyor. Ne zaman Frost Vortex build'i yapıyorsanız eğer, Frost Vortex kullandığınızda %15 crit şansınızı arttırıyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Mesela bu Reduce damage from other players by %20. Diğer oyunculardan aldığınız %20 hasarı azaltıyor. PvP serverı için çok önemli. Ya da PvE serverının içerisinde PvP eventleri oluyor. O eventin içerisinde çok önemli. Yiyeceklerin, içeceklerin gücünü unutmayalım. Her biri bize spesifik özellikler veriyor. Mesela buradaki mavi olmasına rağmen bu çaylar çok önemli. Neden? Bizim akıl sağlığımızı düzenliyor. Bu Sanity Gum gibi. Bunların efektif özelliklerini kullanmaktan geri kalmıyoruz. Evet, bir de balıkçılığımız var. Skill barımıza oltamızı koyuyoruz inventory'den seçerek. Şu an benim 9'da. 9'a basıyorum. Ay. 9'a basıyorum. Oltamı seçiyorum arkadaş. Oltamı seçtikten sonra şöyle bir kez tıklayıp açıyorum. R'ye basıyorum. Bir tane yem seçiyorum. Yemlerimizi Craft Bench'te yapabiliriz. Craftlayabiliyoruz. Çeşitli objelerle. Farklı farklı yemler var. Sadece o iki çeşit yok. Bir dere kenarına geliyoruz. Normal balık tutmak için. Bunun dışında haritaya geldiğimizde şöyle ESC yapıp kapatalım. Haritaya geldiğimizde burada kırmızı etkinliklerin bir tanesinde mesela şu an bu başka bir etkinlik. Balık tutma etkinliği de oluyor. O etkinlikte özellikle balık tutarsanız 15 dakika içinde çok daha güzel etkili legendary yemek yapabileceğiniz ya da farklı alanlarda kullanabileceğiniz balıkları daha yüksek oranla tutma şansına sahipsiniz. Tekrar geldik, oltamızı açtık efendim. Şimdi oltamızı açtıktan sonra yemimizi taktık. Hemen benim, pardon, şurada iki tane bar görüyorsunuz arkadaşlar. Üstteki olan balığı yakalama şansınız. O beyaz olarak dolduğu anda balığı yakaladınız. Alttaki bar kırmızı olarak boşaldığı anda, bittiği anda balık sizden kaçtı demektir ama birkaç manevra şansınız var. Evet, oyunda biraz balık tutmayı kolay yapmamışlar nedense. Oyunun çoğu boss'una göre, bazı boss'larına göre bile balık tutma işini daha zor diyebilirim. Elinizin alışması lazım. Yemimizi taktık. Sol kliğe basılı tutarak oltamızı atacağımız yeri seçiyoruz. Yeşil olan yerlere atabiliriz. Kırmızı olan yerler oltamızı atamıyoruz. Attıktan sonra ortada bir bar çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bara hareketlendiği anda şu an hareketlendi, balığı yakaladı. Biz de tıkladık. Balığı yakalamak için kaçtığı yönün tersine oltamızı çekmemiz gerekiyor. Balığı şöyle bakıp manevrasını yapıp kaçtığı yönde çekmemiz lazım. Yavaş yavaş geliyor, geldi ve balığımızı yakaladık. 610 gram 36 santim boyunda güzel bir balığı yakaladık. Balıklarımızı da bu şekilde yakalıyoruz arkadaşlar.
Evet, şimdi geldik bir de gizemli morfik kutularına. Keşif yapmanın önemi. Haritayı açtığımızda Allah'ın bir dağının bir köşesindeyim. Hiçbir şey yok, yani özel spesifik bir şey yok. Klasik bir noktadayım. Böyle çok yer var, böyle çok nokta var. Keşif yapın arkadaş. Çıkın, doğaya çıkın. Bu oyun güzel, eğlenceli. Şimdi bakın, sırt çantamda bir şey yanıp sönüyor. Ufak alarm veriyor bana sırt çantamda, sarı sarı. Şimdi bu duruma göre ses de çıkartacak. Etrafta bir şey var demek. Biz etrafı nasıl tarıyoruz? Q'yla. Q'yla taramanız lazım etrafı. Çünkü buralarda morfik kutu var. Benim anladığım o. Daha çok yanıp sönüyor. Daha çok yanıp sönüyor. Yaklaşıyorum ve gördük. Gizemli morfik kutumuz çıktı. Bu normalde böyle sabit duranları da var. Direkt hasar verip bu canlı indirmeniz lazım. Bir de hareketli kaçıp size saldıran türleri de çıkabiliyor. Bu şekilde erittikten sonra bu morphic creature'ları da açıyorsunuz. İçinden gene Stardust'ınızı, enerjinizi ve Stellar Plano'larınızı alıyorsunuz. Farklı farklı ödüller de çıkabiliyor. Sadece bunlara aldırmayın. Pokemon'lar da çıkabiliyor. Farklı eklentiler de çıkabiliyor. Bu morfik kutular önemli. Gelmişken portakalımızı da alalım. Keşife devam. Evet, bir de Treasure Chest'lerimiz var. Bu Treasure Chest'ler mor renkte bir parıltı gibi görülebiliyor. Bunları gördüğünüz anda takip etmeniz ve sizi sonuca ulaştırmasını beklemeniz gerekiyor ki genelde güzel ödüllerle çıkar. Sniper'la hemen şurada göstereyim. Şimdi birazdan yakınlaşacağız da. Şuradan hemen şunları böyle güzelce bir avlayalım. Yukarıda da varmış bir tane. Ve Treasure Chest'imizi almaya gidelim. Keşif yapmak bu yüzden önemli. Keşif yaparken bunları takip ettiğiniz zaman çeşitli ödüllerle faydalanmış oluyorsunuz. Ödüller. Şimdi buna geldiğiniz zaman yerden bir yerde çıkar. Onun da üstüne gelmeniz lazım. Onun da üstüne gelmeniz lazım. Ve hop, kutunuz çıktı. Bu Mystical Crate'lere bu şekilde Treasure Chest'lere ulaşabilirsiniz. İçinden 70 Stardust alıyorum, 1000 enerji alıyorum ve çok güzel bir evimizi süsleyecek bir ne diyelim, duvar süsü kullanabileceğimiz, arkadaşlarımıza yön verebileceğimiz bir güzel Red Signal formula çıktı. Bunu da böyle bu şekilde katmış olduk. Evet, bir de keşif yaparken, gezerken böyle etrafta bir sisin içerisinde gökyüzüne doğru yükselen bir ışın göreceksiniz. Bunlar güzel eventler, mistik kutular. Bu alanın içerisine girdiğiniz anda sizden çeşitli şeyler yapmanızı isteyecek. Mesela burada sireni temizle dedi. Ben şimdi bunu temizleyeceğim. Evet. Sireni temizlediğimiz gibi tak kutumuz çıkıyor. Ve kutumuzu free free güzelce lootluyoruz. Bu etkinliklerden geri kalmayalım.